Sedef hastalığından bahsedecek olursak hocam, ona da bitkisel yolla çözümü illaki mümkündür. Sizde tabii, vardır bunun bir çözümü. Her türlü rahatsızlığın tedavisi mümkün. Tedavisi olmayan bir hastalık yok. Fakat belki biz onu bilmiyoruz. Henüz evet, daha bulunmamıştır, araştırılmamıştır. Evet. Mesela bu Mahonia aquifolium. Ben bunu yıllardır anlatırım. Türkiye'de bundan ilk bahseden ben. Mahonia aquifolium ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Evet. Şimdi kim yapmış, nerede yapmış, nasıl yapmış? Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gile, Profesör Doktor Lütke. Bu diğer gide. Şu meyvesi üzüme benzediği için. O meyvesi buradaki de normal hali. Evet, bu meyvesi. Evet. Oregon üzümü diye de anılır. Oregon, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği için Türkiye'de yetişmez. Süs bitkisi parklarda, bahçelerde. Bunun kökünün birleşimindeki alkaloidler çok etkili. İltihapları önleyici. Klinik araştırmalarla bu belgelenmiştir. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Bu Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gile ve Profesör Doktor Lütke kendi ekipleriyle üniversitenin kliniklerinde hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmışlar, hastaları iyileştirmişler. Belgelenmiştir. Belge var, bilgi var. Biz ne yaptık? Mahonia forte. Bu mahonia ekstraktı birleşiminde ladengülü ekstraktı, sinirlot ekstraktı, adaçay ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. 19. Bugüne kadar deniyorduk ki efendim sedefin sebebi işte bilinmiyor, bulunmuyor, anlaşılmıyor. Veyahut da işte bir protein var, keratin proteini. Bu protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hücreler gelişirken, değişirken, yeni hücreler ortaya çıkarken hızlı hücre geliştiği için protein yetersizliğinden kaynaklanıyor deniyordu. 100 yıldır aynı hikaye anlatılıyordu. Fakat İtalyan asıllı Doktor Simoncini, onkolog, kanser hastalıkları ve cilt hastalıkları uzmanı, 30 yıl sedef üzerine araştırma yapmış. Ve sedefin sebebinin mantar olduğunu belgelemiştir. Artık biliniyor. Bu mahonyanın birleşimindeki barbamin denen etken maddede mantara karşı dünyada en etkili maddedir. Bunun kökünün kabuğunda %17'ye varan oranında alkaloid içerir. Ve gövde yaprağında da %5'e varan oranında alkaloid. Bunu kullandığı zaman içeriden tedavi. Bağırsaklar, karaciğer tedavi edildiğinde. Ha, bazıları sabırsız yani. Şimdi mesela bunu kullandığı zaman iksir aloverejil, mahonya, sinilot, sedef çayı, ekseme çayı bir ay oluyor. Sabırsızlanıyorlar. Biraz mesela biraz daha diyelim ki metal para büyüklüğündeyse biraz daha büyüyebiliyor. Cildin altındaki iltihapları dışarı atıyor. Aa, panik oluyor. Oo ya işte bende biraz daha genişledi. İşte metal para büyüklüğünde biraz daha büyüdü. Şöyle oldu, böyle oldu diyenler oluyor. Sabredemiyor. Sabrederse 4 ay kadar tamamen silinir. Şimdi çok bir efendi, çok kibar, çok nazik bir adam. Çalışmış olduğu ofiste bir bayan geliyor. Sana aşığım, seni seviyorum mesela diyor. O da diyor ki ya ben evli barklı bir insanım. Bırak böyle şeyler falan. Yok ki ben seni çok seviyorum, sana aşığım. Gelip bu vatandaşa, Ekrem Bey'e sağlıyor, öpmeye çalışıyor. O da sıkılıyor adamcağız. Öyle bir şeyler yani huyunda, karakterinde yok. Biraz mutasip, sıkılıyor, bir şey de diyemiyor. Ya bırak beni de diyemiyor. Bir gün aniden vücudunun her tarafına yaralar böyle. Stresten, gerilimden patlıyor her tarafı, yara olmuş. Ne yapacak şimdi? Çeşit çeşit ilaçlar kullanmış. Hiçbir şeye faydası olmuyor. Kortizon sadece geçici olarak baskılıyor. Bıraktığı zaman tekrar. Sivas Kangal'a gidiyor. Çare olur mu diye. Gidiyor oraya. İyi geliyor. Geri dönüyor. Bir ay sonra yeniden çıkıyor. Gidiyor, geliyor. Bir ay rahatlamak için bir yıl izinli toptan alıyor. Sivas'a gidiyor. Kangal'da bir ay kalıyor.
Bir iki ay rahatlıyor, tekrar ortaya çıkıyor. 11 defa Sivas Kankala gitmiş. Bütün parasını orada harcıyor. Ben ara dedi ki ya, vücudunun %80'i bana geldiğinde içeri girdi şöyle. Adamcağızın sadece şu yüzü gözüküyor. Böyle bere giymiş. Ağustos ayında. Terörist veya hırsız zannettim yani. Elimi çekmeceye attım. Panik oldum. Dedim ki bu adam bir derdi var. Niye böyle Ağustos ayında böyle giyinmiş? Dedi ki ben hırsız veya terörist değilim. Ne nesin ya? Ne bu halin? Dedi ki ben hastayım. Ne hastası? Sedef. Olsun dedim Sedef. Benim bildiğim dirseğinde, eklemde, dizinde, orada burada metal para büyüklüğünde olan bir hastalık. Bu dedi senin bildiğin gibi Sedef değil. Nasıl? Çıkar bakayım. Kafasındaki bireyi çıkardı ki başının üzeri, kafasının üzeri böyle kerme gibi. Tabaka tabaka. Allah Allah ne kadar kötü dedim. Bir de dedi sırtıma bak. Gömleğini çıkardı. Atmalı büyüklüğünde böyle yaralar. Her tarafı yara. Dedim ki ya Almanya'dan bir krem getirelim ama bir hesap ettim. 70-80 bin lira. Birincisi param yok dedi. İkincisi hanım krem sürmez. Beni sevmiyor. Hanımla araları açılmış. Yaradan da iltihaptan dolayı. Birincisi para yok. İkincisi hanım sürmez. Üçüncüsüydü. Bu iş olmaz. Sen bana basit bir şey söyle. Bana göre bağırsaktan kaynaklanıyor dedim. Doktor Simoncini de bunu söylüyor. Mantardan kaynaklanıyor. İksir tonik kullanacaksın. Bakacağız. Tamam. Aldı kullandı. 3 hafta sonra geldi. Başında bere yok. Kısa kollu gömlekle gelmiş. Dedim ki ne oldu? Kortizon mu kullandın? Yok dedi. Ne kullandın? Sizin ürünleri kullandım. İyi ama bu kadar sürede etki yapmaz ki. Valla bana yaptı dedi. Ben bol bol kullandım. Söylediğinden de çok kullandım. Ben dedi çok iyiyim. %80 iyileşmiş 3 haftada. Ama bu demek değil ki başka bir hastada da 3 haftada aynı şekilde iyileşecek. Yani bazıları yanlış anlıyor. Farklı. Diyor ki ya işte söylediniz aldım kullandım 3 haftada bana etki yapmadı. Bünye farklı. Bağışıklık sistemi farklı. Her insanın bünyesi farklı. Bu nedenle biri 3 ayda iyileşebilir, biri 4 ayda iyileşir, biri 5 ayda iyileşir. Sabredebilen varsa başlayacak. Sabredemiyorsa hiç başlamayacak. Boşu boşuna. Aynen.